Bak kapacak. Yeniden Onur. Baktı içeriye. Onur çevir döndüreye doğru. Ali tek pas. Şut ve topu alarda. Bursa öne geçiyor. Çok organize geldi Bursa Spor. Ali Akman ceza sahası içinde fes bir pas verdi. Kerem Şen topu alara gönderdi. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bursa İzmir deplasmanında ile karşılaştı ve mücadeleyi 3-1 kaybetti. Maçla ilgili konulara geçeceğiz ama ilk önce hafta içinde yaşanan birkaç olay vardı. Onlardan sizlere bahsedeceğim. Öncelikle Yılmaz Vural ikinci kez koronavirüse yakalanmış ve kendisi şu an entübe durumda Hastanede yoğun bakımda yatmakta. Kendisine acil şifalar diliyorum ve bir an önce sağlığına kavuşup aramıza yeniden dönmesini umut ediyoruz. Hafta içinde Bursa Sporumuz 1922 Konya Spor Türkiye Kupası'nda Tim Sarayana'da karşılaşmıştı. Maçtan daha çok maçın önüne geçen e, Al bu maçı yayınlayıp yayınlamayacağı olmuştu aslında. Ve Twitter'da taraftarlarımızın yaratmış olduğu hashtaglerle Al bir baskı yapmış olduk ki e, bence işe de yaradı. Başkanımız da e, gerekli girişimlerde bulunarak maçın en azından dönüşümlü de olsa yayınlanmasını sağlamış oldu. Maçın dönüşümlü yayınlanmasından dolayı da aslında biz rahatsızlığımızı gene yazdık. Tabi bu arada... E, İlk yarının sonunda e, Tuğba Akgün'le golümüzü de bulmuştuk ki güzel bir golde atmış kendisi. Fakat A Spor e, golün tekrarını göstermedi ve gene e, taraftarlarımızın tepkisini aldı. Yani A Spor'un golü yayınlamaması aslında e, çok bir problem değil ama bir talihsizlikti. Aslında Spor'un maçını vermeyen A Spor'daki zihniyetten biz bahsetmeliyiz. Siz nasıl oluyor da 5. şampiyon Bursaspor'un maçını A Spor'dan vermiyorsunuz arkadaş. Yani bu nasıl bir zihniyettir? Nasıl bir her şeyi göze almışlıktır. Gerçekten hani Bursa Spor'un İstanbul lobisinde bir üzerine oynandığını düşünüyorum. Düşünmeden edemiyorum. Ağaspor demişken bir iki olay daha yaşandı Ağaspor'la ilgili. ondan da bahsedeyim. Bizim baskı yaptığımızı gören Adana Demirspor taraftarları da bizim kadar baskı yapamasa da gene bir bildiri yayınladı ve ertesi gün Adana Demirspor'un da maçı gene dönüşümlü olarak yayınlandığına şahit olduk. Adana Demirspor'un da devamlı bizle kendini kıyaslaması da artık kabak tadı verdi doğrusu. Alspor'la ilgili bir başka gelişme de yine Twitter'dan bir Ankara güçlü kardeşimizin Alspor'u çok fena trollediğine şahit olduk ki arkadaşımız kendi profil ismini MK Ankara Gücü olarak değiştirmiş ve bir haber yapmıştı. Sedat Ağaçay'ın sportif direktörlükten teknik direktörlüğüne geldiğini bildiriyordu ki altıda bir tane kulübün linkini koyunca haber gerçekmiş gibi yayınlandığını zannettiler. Ve Spor'da sosyal medyadan görmüş olduğu bu haberi alıp nasıl haber ettiğini görmüş olduk ki Ankara gücünün de başkanı bağlanıp böyle bir şeyin olmadığını söyledi daha sonrasında. Bu hafta içinde Ağspor'da gelişmeler bu şekildeydi arkadaşlar. Yorumu ve takdiri sizlere bırakıyorum. Geçen sene hatırlayacaksınız Altay'la Timsah Arena'da karşılaştığımızda maçın ikinci golünde açık bir offside pozisyonu vardı ve Burak Şeker ve Hakem Üçlüsü tekrar bu maça atandığını gördük. Hani Talihsiz bir tesadüf diyordum ben bu duruma. Bu sefer işler tersine döndü. Ben bu sefer e, offside'den biz gol atarız diye düşünürken tam tersi oldu. Attığımız gol offside gerekçesiyle sayılmadı. Ve henüz daha maçın 30. saniyesinde golü bulmuştuk ki ilk yarıda skoru da arttırabilirdi Bursa Spor'umuz. Şimdi geçen sene yaşadıklarımızdan sonra bu sene yaşanan bu olay Bursa Sporu taraftarlarda artık bir güvensizliğe yol açıyor. Hani federasyonun böyle durumlara dikkat etmesi lazım. O maçta yaşanan benzer pozisyon bu maçta tekrar yaşansa diye federasyonun düşünmesi gerekirdi. Sağlık olsun biz oyuncularımızdan memnunuz. Gene önümüzdeki maçlara bakacağız. Ekim ayının sonunda Altay'ın o teknik ekip ve futbolcu ile birlikte toplam 34 tane Covid pozitif vakası bildirdiğine şahit olmuştuk ki bununla birlikte maçları ertelenmişti Altay'ın. Üstüne de İzmir depremi gelince gene Tuzla maçı ertelenmiş oldu ve uzun süredir maç yapamaz durumdaydı. Milli maç arasında araya girmesiyle. Ve Altay deplasmanda oynadığı maçların da gene Altınordu ve Menemen olmasıyla 8 haftadır hiç deplasmana gitmediğini gördük. Bu 2 aylık süreçte hiç İzmir'den çıkmadı Altay. Tabi Altay'ın maçları ertelence puan tablosunda da bir miktar aşağı düştüğünü görmüştük. Bursa maçından sonra Giresunspor'la da gene hafta içi karşılaşıp eksik maçlarını tamamlamaya devam edecek Altay. Altay'ın ligde oynadığı maçlara baktığımızda arkadaşlar 13 gol atıp 8 gol yemişler ki 6 golü zaten Eskişehir'e atmışlardı. Geri kalan 7 maçta 7 gol attıklarını görüyoruz. Altay'ın kadrosu gene ligin bence en iddialı 3 takımından biridir diye düşünüyorum. Bursa Spor'a baktığımızda da son 3 maçında yenilmeyip son 3 iç saha maçında da gene galibiyetle ayrılarak iyi bir seri yaptığını görüyoruz. Ve geçen hafta Adana Demirspor'un Eskişehir'e 4 gol atmasıyla ligin en çok gol atan takım ünvanını da Adana Demirspor'a kaptırmıştık. Altay ile Bursa Spor'un en çok gol atan oyuncularına baktığımızda Bursa Spor'da 7 golle Alakman, Akman, Altay'da 6, 6 golle Marka Pajao dikkatleri çekiyordu ki bu maçta Marka Pajao 2 gol atınca 8 golle gol krallığında yükselmiş oldu. Burada şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Ali Akman 18 yaşında, Marka Pajao 36 yaşında. Pajao Ali Akman yaşındayken Alakman henüz doğmamıştı. Bursa Spor'la ilgili bir başka bilgi de 10. hafta itibariyle ligin tüm maçlarında gol atan tek takım Bursa Spor. Bu maçta da gene golünü atarak bu seriyi 11 maça çıkartmış olduk. Altay'da maç öncesi sakat oyuncu bulunmazken geçen hafta kırmızı kart gören Erhan Çelenk bize karşı forma giyemedi. Bursa Spor'da da sakat 3 futbolcu var biliyorsunuz. Vefa, Özer ve Ramazan sakatlıklarından dolayı ilk 18'e giremiyorlar. Bugün maç öncesi birkaç bilgi araştırırken çok farklı bir bilgiye daha sahip oldum. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Altay'ın Süper Lig'de yediği son gol Mustafa Er'den gelmiş. Hatırlayacaksınız 32. haftaydı. Altay'ın düşmeden önceki oynanan Bursa'daki Bursa-Altay maçında 2-1 kazanmıştık. Ve ikinci golü 50. dakikada Mustafa Er atmıştı. Aynı bu Er bugün de Bursaspor'un başındaydı. Maçın ilk 11'lerine baktığımızda Bursaspor'da gene 8 vakıf köy patentli oyuncu bulunuyordu. Altay'da ise 3 yabancı futbolcuyla ilk 11'le maça başladığını gördük. Maça başlarken futbolcuların hafta içinde kaybettiğimiz dünyaca ünlü 10 numara Diego Armando Maradona için saygı duruşu yapıldığını gördük ki taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış bir futbolcuydu. Tüm futbol camiasının başı sağ olsun diyorum. Maça geçecek olursak maçın henüz 30. saniyesinde Burak Kapacan vermiş olduğu ara pasında Ali Akman topu kalecinin üzerinden aşırdı ve skor 1-0 olmuştu. Fakat offside gerekçesiyle pozisyon gol değeri kazanmadı. Pozisyonun tekrarına baktığımızda Altay'la defans oyuncusunun daha geride olduğunu gördük ki offside ile uzaktan yakında alakası yoktu. Geçen seneki burada 2 metrelik offside'a bayrak kaldırmayan hakim buna bayrak kaldırdı. Gerçekten Allah'a havale ediyoruz. Burak kapacak. Bekletmeden savunma markasına doğru. Ceza sahası içi. Ali dokundu topa. Yardımcı hakemin bayrağı havada offside. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Pozisyon offside. Yani hakem hatası olur. Anlarız fakat böyle üst üste gelince ve aynı hakem olunca insan şüphelenmiyor mu? Yani hakemin çıkıp en azından bir özür dilemesi lazım. Yani en azından bir yazı yazmasını bekleriz ki insanlık halidir deyip geçeriz bizde. Ama şimdi bu hakem tekrar üçüncü bir maçımıza verirse ve tekrar aynı hatayı yapsa kim ne anlatacak? Kim neyi savunacak? Maçın devamında Altay önde basıp Bursaspor'a karşı erken gol bulmak istediğine şahit olduk. Hakemin de maçın bu döneminde Altay'ların sert müdahalelerine göz yumduğunu gördük. Ve Altay önde basınca Bursaspor'da e, pasları geriye doğru verdiğinde biraz pas hatası yaptığını gördük maçın başında ki bunlar Altay adına tehlikeli pozisyonlara da dönüştü. Özgür. Tekrar regaten, Baktı içeriye. Onun ortası. Gol pozisyonu kaleci çıktı kalesinden dışarıya gitti. Altay'ın baskısı 10-15 dakika sonra geçti ve oyun biraz daha dengelenmişti. Oyun dengelendikten sonra da Altaylı futbolcunun kendilerini yere bıraktığına şahit olduk ki hakem bir öyle bir böyle karar verdi açıkçası. Çok böyle pozisyonları süzdüğünü söyleyemeyeceğim. 20. dakikada Bursa golü geldi ve golü izlediğinizde taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştır gol. Goldeki paslaşmalar, en son verilen topuk bası ve Kerem Şen'in vuruşu gerçekten seyir zevki açısından bütün futbol severlere güzel bir gol izlettirdik diye düşünüyorum. Burak kapacak. Yeniden Onur. Baktı içeriye. Onur çevir döndüreye doğru. Ali tek bas. Şut ve top ağlarda. Bursa Spor öne geçiyor. Çok organize geldi Bursaspor. Ali Akman ceza sahası içinde nefes bir pas verdi. Kerem Şen topu ağlara gönderdi. Golün başlangıcına baktığınızda Emirhan'ın vermiş olduğu pas. Onur Atasayır'ın sıfıra kadar inip orta yapması. Ali Akman'ın tobuk pasıyla Kerem Şen'e indirmesi. Kerem Şen'in plasesiyle birlikte kalecinin dokunması ve ardından direğe çarpan topun gol olması gerçekten güzel bir görüntüydü. Golden sonra ataklarını sıklaştıran Altay duran toplarla etkili olmaya çalıştı ki 36. dakikada sağdan gelen ortada yapılan kafa vuruşunu kalecimiz Deniz refleksiyle birlikte topu kornere çeldi. 38. dakikada yani 2 dakika sonra benzer pozisyon tekrar yaşandı ve Altaylı Berkay tekrar pozisyona girdi. Burada topu dışarı attığını gördük. İlk yanın son dakikasına geldiğimizde de bu sefer kornerden duran toptan gene gelen ortada öndüreye topu vuran Altaylı futbolcu. Kalecimiz Deniz'in de gene dengesini tam olarak sağlayamadığını düşünüyorum ben pozisyonda. Üst çarpıp top filelerimize gitmişti ve skor 1-1 oldu. Özgür yaptı ortaya en arkaya doğru. Kafa vuruşu nefis uzandı Deniz. Yakın mesafede harika çıkarttı Deniz. Özgür yaptı ortaya öndiri. Bir kafa ve gol. 1-1 oldu skor. İlk yarıda normal sürenin son dakikasında beraberliği yakalıyor Altay. İki duran topta tehlike yarattıktan sonra Altay üçüncü topta artık gol geliyorum demişti zaten. Mustafa Hoca'nın duran toplarla hafta içi yoğun bir çalışma yapacağını düşünüyorum. Maçın 55. dakikasında Batuhan yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu ve kaleci parmaklarının ucuyla topu uzaklaştırırken top üst çarpıp yana doğru gitti. Böylece Bursaspor önemli bir pozisyonu da golle sonuçlandıramamış oldu yine vuracak. Batuhan vurdu kaleci direk. ikinci pozisyon. Karşılaşmanın hakemi faulü tespit etti. İnanılmaz bir şut çıkarttı Batuhan. Bu pozisyondan sonra Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, yedek kulübesinde oturan Yekta ve Marka Pajayo'yu oyuna sürmek için hamle yaptı. Değişikliklerden sonra da yine Bursa Spor atakları devam ediyordu ve 58. dakikada Ali Akman'a gelen bomboş ortada Ali Akman topu yere sert bir şekilde vurarak golü aradı fakat top kalecinin üstüne gidince gene bir pozisyondan daha faydalanamamış olduk. Orta Ali kafayı vurdu üzerine gitti Cihan'ın. 67. dakikada da Furkan Emre Ünver ki o dakikaya kadar gerçekten başarılı top oynuyordu kendisi. Kasığından bir rahatsızlık yaşayarak bir sakatlık yaşayarak yerini Cüneyt Köz'e bıraktı. Cüneyt Köz de aslında fena oynamadı ama Aykut Cüneyt ikilisinden biz çok verim alamıyoruz. Cüneyt girdikten 2 dakika sonra gelen ortada Marka Pajao'nun kafasıyla alta 2-1 öne geçmiş oldu ki kalecimiz Deniz de gene ters ayağında yakalandı ve topa yaptığı son hamlede işe yaramamış oldu. Ziya aldı soluna. Ziya yaptı ortayı. Pajao bir kafa ve gol! Pajao kulübeden geldi tabelayı değiştirdi. 72. dakikada da Burak Kabacak'la Verkaç'a giren İsmail çok çalış, çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalmıştı. Fakat vuruşu üstten avta çıktı. Bu pozisyondan sonra Mustafa Hoca birkaç oyuncu değişikliği yaptı. Golümü zaten Kerem Şen ve Burak Kabacan yerine Ozan İsmail Koç ve Berat Altın Altındiş'in girdiğini gördük. Skor 2-1'e gelince Bursaspor oyunu kendisi tutmaya başlamıştı. Fakat Altay'da kontra ataklarla gene golü arıyordu. 78. dakika gene ceza sahamız içerisinde Aykut Akgün Marka Pajay'ı düşürerek bir penaltıya mal oldu ki oyuncularımız da bu pozisyonda biraz itiraz etti. Fakat ben pozisyon penaltı olduğunu düşünüyorum. Penaltı olunca gene topun başına Marka geçti ve sert bir şekilde kalecimiz Deniz'in sağından topu filelerle buluşturdu. Penaltıda da gene Deniz'in biraz dengesini kaybettiğini gördüm sanki. Biraz daha bu pozisyonlara Deniz'in çalışması lazım bence. 89. dakikada da Batuhan'ın yerine Recep Aydın girdi ve Kalan dakikalarda Bursa başka bir tehlike yaratamadı açıkçası. Ve sağdan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldılar. Böylece 3 maçlık yenilmezlik serimiz de bozulmuş oldu. Yekta sokuldu. Paycao ceza sahasında. Paycao yerde kaldı penaltı. Paycao yerde penaltı. Paycao! Gecenin kader adamı oluyor Paycao. Ve... Maç bitti değerli futbol severler. Altay Bursa Sporu 3-1 mağlup etmeyi başarıyor. Maçın kırılma anına baktığımızda Furkan Emre Ünver'in sakatlanıp oyundan çıkması bence kırılma anıydı. Aynı zamanda Marka Pajo ve Yekta'nın girişi de oyundaki dengeleri değiştirmişti. Furkan Emre Ünver'in de inşallah sakatlığı ciddi değildir ve haftaya gene ilk 11'de kendisini görmüş oluruz. Bu arada geçen sene yayınladığım Bursa Spor'la Altay'ın arası neden kötü adlı videomda gene Linkten paylaşıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Bu skorla 6 ay maç eksiğine rağmen 16 puana ulaştı ve playoff hattına yaklaştı. Hatta kalan maçlarına kazanırsa kendini ilk 2'de de bulabilir. Bursa ise bu haftayı 14 puanla kapadı. Ve attığı 7 gol 19 olarak 11. haftayı tamamlamış oldu. Haftaya evimizde Ümraniye Sporu ağırlayacağız. Ümraniye Spor'a da baktığımızda son 10 maçında sadece bir galibiyetin olduğunu görüyoruz. İnşallah Bursa Spor'umuz iç sahadaki galibiyet serilerinde bu maçta devam edecektir. Ümraniye Spor'da bugün kendisi aslında Menemen Spor'a 2-0 yenildi ve bir oyuncusu da kırmızı kart gördü. Bize karşı mücadele edemeyecektir. Altay'ı 3 birlik galibiyetten dolayı tebrik ederken hakemleri geçen seneki kararlarından sonra bugünkü vermiş olduğu hatalı karardan dolayı vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Videonun sonuna gelmişken Altay Bursa maçının ardından bir son dakika haberi çıkmıştı. Ondan da bahsetmek istiyorum. Adana Spor'un açıklamasına göre 29'u futbolcu toplam 40 tane personelinde koronavirüs tespit edilmiş. Öncelikle Adana Spor camiasına geçmiş olsun diliyoruz. Adana Spor'un hafta içerisinde Türkiye Kupası'nda Sakarya oynadığını düşünürsek Sakaryasporlu Sporlu futbolcularında gene Covid testi yaptırması gerekecektir ki durumlar şüpheli şu anda. Bir başka konuda Adana Spor'un pazartesi günü Bolu Spor'la maçı vardı ve bu durumda maça çıkamayacaktır. Ve geçtiğimiz haftalarda da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından maçların artık daha fazla ertelenmeyeceği, hükmen mağlubiyetlerin olabileceği konuşuluyordu. Bakalım burada Adana Spor Bolu Spor maçında ne karar alınacak hep birlikte takip edelim. Haftaya Ümraniye Spor maçıyla yeniden görüşürüz. Maske, temizlik ve mesafe kuralı ile birlikte sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Herkese iyi günler.